Seçim barajının %7'ye çekilmesini de barındıran düzenlemenin de yer aldığı seçim kanunu teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunuldu. Ünlü anketçi MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, seçim kanunu teklifi hakkında genel bir değerlendirmede bulundu. 15 maddelik teklif kabul edilirse seçim barajı %10'dan %7'ye düşecek. Kulat, Cumhur İttifakı'nın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye sunacağı seçim yasası düzenlemesinde en önemli hamle %7 baraj oranında bir partinin %7 oy alması değil, bir ittifakın %7 olmasıyla 3. ittifaka yol verip Millet İttifakı'nın bölünmesine kapı açma hamlesi gibi durmaktadır. Satranç hamlesi dedi. İsmail Saymaz da seçim kanunu teklifiyle ilgili değerlendirmeler yaparak seçim kanunu teklifine göre ittifaktaki partiler ancak il barajını geçerse milletvekili çıkarabilecek. Bu da ittifaktaki küçük partileri büyük partinin içine girmeye zorlayacak. Haliyle tasarı, milletteki DEVA, GP ve SP seçmenini CHP'ye oy verme tercihiyle baş başa bırakıyor. Bu tasarı ile CHP'nin daha az milletvekili çıkarması ve yeni partilerin Millet İttifakı'na katılmaması amaçlanıyor. Ancak tasarı dönüp MHP'yi vurabilir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi de artık oydan yararlanamayacak. Gazeteci Veli Saçılık ise AKP'nin seçim kanunu adını verdiği Ali Cengiz oyunu, Millet İttifakı içindeki sağ partilerin İYİ Parti çatısı altında seçime girmesi durumunda ters teper dedi. Baskın seçimin habercisi olarak da değerlendirilen yeni teklif için, seçim kanunu bu şekliyle yasalaşırsa Millet İttifakı dağılabilir yorumlarına da yol açtı.